KOAH hastası bir adam. İddiasına göre test sonucu beklenmeden koronavirüs bölümüne yatırılınca firar etti. Yine iddiasına göre sonuç negatif çıktı ama o firar yüzünden şimdi hapis yatma riskiyle karşı karşıya. KOAH hastası adam test sonucu henüz belli olmadan koronavirüs bölümüne yatırıldı. Hem hayatım risk edildi. Hastaneden kaçtı, hakkında dava açıldı. Hem negatif çıkmama rağmen yargı aşamalarına kadar ben doktor tarafından sürüklendim. Şimdi hapis cezasıyla karşı karşıya. Ben negatifken hala üstüne üstelik COVID-19 testi pozitif diye tedavi altında kimseye haber vermeden kaçtığım iddia ediliyor doktor tarafından. KOAH hastası bu adam 3 yıldır tedavi görüyor. Geçen Nisan'da şikayetleri artınca hastaneye gitti. Ancak doktor koronavirüsten şüphelenince işler karıştı. Hastaneye götürüldükten sonra doktora KOAH olduğumu söyledim. Doktor benim filmimi çektikten sonra COVID'den şüphelenerek benim COVID testlerimi aldı. COVID-19 testi olan KOAH hastası iddiaya göre test sonucu çıkmadan hastanede koronavirüs hastalarıyla aynı kata yerleştirildi. Hastalığı nedeniyle riskli grupta olduğu içinse çareyi hastaneden kaçmakta buldu. Polis marifetiyle getirildim hastaneye ama sonucum pozitif çıkmadığı halde beni buraya yatırmayın, kronik rahatsız. Doktorları uyardı, riskleri anlattı ama o yine aynı odaya yerleştirildi. Bir hemşire geldi, ben senin dedi akciğerlerini ölçtüm dedi, senin akciğerlerin %100 oksijen alıyor dedi. İşte bu açıklamadan sonra yeniden hastaneden kaçtı. Kendimi izole edecek bir şekilde kimseye yaklaşmadan bir yerde kendimi kapattım. 1,5 gün sonra test sonuçlarım çıktı. Sonucum negatifti. Sonucu hastaneye bildirdiğinde aldığı cevapsa onu şoke etti. Beni dedim yatırmış olsaydınız, orada COVID kapmış olsaydım, ölümcül bir riske girseydim sorumlusu kim olacaktı diye kendilerine sorduğumda bana bazen kurunun yanında yaş dayanabiliyor cevabını verdiler. Yetmedi, onu hastaneye yatıran doktor da şikayetçi oldu. KOAH hastasının test sonucu negatif çıktı. Ancak doktor ifadesi nedeniyle kayıtlara pozitif olarak geçti. İşte bu yüzden de hakkında insan hayatını tehlikeye atmak suçundan dava açıldı. 2 ayla 1 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Doktor hakkında şikayetçi olacağım.